Haydi hep birlikte. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem. O değil de ben bunları niye yabancılara öğretmiyorum ki? Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem. Yine sevebilirim hayatı bitti derken. The next day. Tamam, ilk defa bir şişenin şöyle götünden patladığını görüyorum ya. İlk defa yani. Bu ne oğlum? Gençler, herkese Ürdün'den günaydınlar. Bugün artık yavaştan Amman'dan çıkıyoruz. Aman aman esprisini hepiniz yaptınız sağ olsunlar. Evet, çapalım son hikayeyle Instagram'dan. İlk iki günümüz birazcık daha Ürdün böyle yemekleri, kültürü, insanını keşfetmek idi. Artık bundan sonrası Ürdün'ün güzelliklerini keşfetmek olacak. Normalde otobüsle de gidebiliyorsunuz abi ama aman. Ama görebilirsiniz, ben şöyle ufaktan bir araba kiraladım. Çünkü çok az vaktim var ya, bir yerden bir yere hızlı hızlı gitmek istiyorum. Hatta acayip uyguna da geldi çünkü hostelden arkadaşlarla tanıştık. 3 kişi gideceğiz ve üçümüzle paylaşacağız arabanın parası. Hani iyi de oldu. Hem hani ekonomik oldu hem de böyle özgürce seyahat edebiliyor olacağız. Tabi arabasına göre de değişiyor. Mesela Toyota Corolla var arkamda ve yaklaşık 1100 lira gecesi. Bu arada ayrılmadan önce tekrardan kaldığım hostelin adı Karok Hostel. Acayip memnun kaldım. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde haberlerdir, medyadır, odur, budur yüzünden insanlar birazcık tedirgin olabiliyor. Eğer otel olmasına gerek yok diyorsanız, burası eskiden bir okulmuş ve okulu hostele çevirmişler. Acayip tatlı bir yer. Mesela bakın şurada ki boyamayı görebilirsiniz abi. Şu an hostelde bir tane ressam kalıyormuş. Ona çizdirdiler mesela. Aa, çizebiliyor musun? Hadi duvara bir şeyler çiz falan diye. Acayip böyle eğlenceli insanlar. Zaten teras gerçekten ayrı güzel. Ve son olarak da böyle geceleri etkinlik yapılan arka teras abi. Şimdi mesela yaklaşık 10-15 kişi toplandık. Güzel bir quiz night yaptık. Hatta bizim takım yendi. Ha bakın şu da hostelin kedisi. Bu arada arkadaşlar geldiğinde büyük ihtimalle bol bol yabancı şarkılar dinleyeceğimiz için ben en azından içimdeki o Türkçe şarkı aşkını atmak istiyorum. Haydi hep birlikte. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem. O değil de ben bunları niye yabancılara öğretmiyorum ki? Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem. Okay, perfect. İşte gençler, mission completed. Arkadaşları aldık arabaya. Gidiyoruz, yaklaşık bir saatlik yolculuğumuz var. Dünyanın en alçak noktasına doğru gidiyoruz. Gençler, ilk durağımıza geldik. Tuvalete gideceğim diye geç kaldım ben. Şimdi normalde biz direktmen dünyanın en alçak noktası olan Ölüdeniz'e gitmek istiyorduk. En tuzlu, en alçak deniz. Ama arkamda da görebileceğiniz üzere şurada bir tane otobüs var. Buna binerekten dedik ki hazır yol üstü. Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği yer Ürdün'deymiş. Tek sıkıntı arabamız olsa bile buradaki tura katılarak gitmemiz gerekiyormuş. Ve ilginç bir şekilde otobüste yer kalmadı. Şu kadar insan şu anda dışarıda kalmış vaziyette. Burada da bizim çingenem ekibi. Yerim seni, yerim seni. Oğlum çok ilginç değil mi ya? Otobüse binmen gerekiyor diyorlar ama otobüs dolu. Neyse, Allah'tan yeni bir otobüs ayarladılar. Şuradaki ufaklıkla birlikte biniyor olacağız buraya. Gerçekten öncelikle burası Filistin'le Ürdün sınırı. Özellikle şu an Filistin'deki olaylardan ötürü birazcık askeriye sıkıymış. Ne kadar kamerayı çıkarıp etrafı çekebilirim bilmiyorum. Ama şu arkamda görebileceğiniz ufaktan sulu yer var. 4 tane taşın ortasındaki. Aha da şurası. Tam olarak orada Hazreti İsa vaftiz edilmiş. Bu arada buraya Hristiyan olan aklınıza gelebilecek bütün dünya liderleri, kraliyetler, ünlüler, onlar bunlar herkes gelip görmüş abi. Yani yanlışım yoksa burası bir kiliseymiş. Daha sonra Hazreti İsa şöyle oradaki tapınağa doğru gitmiş ve vaftiz olmuş. Bu arada vaftiz olmanın ne olduğunu bilmeyenler için Hristiyanlıkta böyle arınma, günahlardan kurtulma gibi bir ritüel var. Özellikle belli bir yaşa gelen çocukları böyle kutsal bir suya sokup çıkarıyorlar.
turun son durağı ise şu arkamda görebilirsiniz Ürdün Nehri. Burası Ürdün Nehri olarak geçiyor. Şu tarafta görebilirsiniz abi bayraktan da. Aynı zamanda bu nehir bir sınır. Böyle çölün ortasında bir tane yemek yapan bir yer bulduk. Burgerci olarak geçiyor. Sabahtan beri de açız abi. Hiçbir şey yemedik. 12 oldu saat. 11-12. O yüzden bir girelim edelim diyoruz. Ve dırıt dırın dırıt dırın. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çölün ortasında bir yer olmakla birlikte acayip güzel duruyorlar. Çölün ortasında restoran nasıl olur derseniz aha da böyle olur. Oğlum şöyle televizyonda müzik kliplerinden tut. Sakız aletine, klimasına, oyun alanına. Ve şöyle doya doya yemek yiyebileceğiniz gerçek anlamda acayip bir menü mevcut. Ve Allah Allah, geldi yemeklerimiz, geldi yemeklerimiz. Şükran şükran. Thank you, thank you. Bu arada bakın menüde pastasından tutun tonlarca burger çeşitleri var. Biz ne aldık derseniz de şavarma. Şavarma bir de kasariye dedikleri İspanyolların bir yemeği. Şavarmayı da iki çeşit veriyorlar. Dürüm, bir de normal ekmekte. Yanında şöyle peynirli bir patates. Fiyatı görebilirsiniz 5.50. 40 ile çarparsanız yaklaşık olarak 220 TL falan yapıyor şu gördüğünüz menü. İçeceklerse sınırsız bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Afiyet olsun. Bal şeker olsun, çölün ortasında bir yemek. Odayı da ben resimdeki gibi güzel gelir mi diye düşündüm. Gerçekten baksana aşırı güzel. Ve ek olarak da doymayız diyerek de şöyle tavuk kanatlarından aldım. Bol bol acı soslu. Şöyle soslu toslu birazcık Kore usulü acı bir tavuk kanat. Bu arada gerçekten içecekleri de tekrardan istediğin kadar doldurabiliyor musun? Şöyle buranın 7 gününü... Allah. Arabamıza geçelim. Ve tabii yola tekrardan çıkmadan önce klasiğimiz olan 3, 2, 1. Çingenem, çingenem. Çingenem. Haydi let's go. Diyerekten yaklaşık 1 saat, 2 saatlik yolculuğun ardından abi de kam kam diyor, görebilirsiniz abi. I am Sharaf from here. Sharaf from Jordan. Jordan, very good Jordan. Okay. Abin dediği gibi Ürdün'ün bu güzel Şaraf abinizin mekanına gelebilirsiniz. Bu arada abi dürüst olacağım. Açıkçası ben yani Ölüdeniz gibi meşhur bir yere yani dünyanın enlerinden biri olan yere geliyorsak kesinlikle böyle bir tesis gibi hani böyle deniz kenarı bir alan gibi bir şey olur diye düşünüyorum. Böyle güneşlenebileceğimiz, edebileceğimiz. Ama görebilirsiniz şu arkamdaki duş banyosu. Şöyle iki tane battaniye sermişler. Şurada görebileceğiniz tenekenin içine de su doldurmuşlar. Ve buna duş diyorlar. Yani o kadar beklediğimden doğal ki. Arabayı şöyle yukarı bir yere park etmeniz gerekiyor. Daha sonra şu Şaraf abi biraz önce bağırdığı Jordan şeyinden aşağı doğru ilerliyorsunuz. Ve şurada görebileceğiniz güzel manzarada anam babam Ölüdeniz. Şurada görebilirsiniz Çingenem tayfası. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem. Ürdün'de acayip bir şekilde sinek var ya. 2 dakika arabayı açıyoruz, içerisi full sinek dolmuş. Hadi benim gibi aptallık yapıp sadece ayakkabı getirmeyin. Denizden sonra büyük ihtimal isteyeceğiniz şey güzel bir terlik olacak. İlginç bir bilgi abi, şu taraf Ürdün sınırı, şuradaki kara görebilirsiniz, orası da İsrail sınırı. Baksanız abi gölgelik yapmışlar sizin için. Vallahi yastıklar, terlikler, kullanılmış donlar. 10 numara 5 yıldızlık bir servis. Şöyle şlap diye vuracaksın var ya. Deniz hakkında bilgileri bence direkt denizin içindeyken sizlere vereyim. Onun için hemen GoPro'ya değiştiriyorum kamerayı. Ve şöyle geldik GoPro'muzla birlikte yavaştan arkamda görebileceğiniz Ölüdeniz'e doğru giriyoruz. Girerken sizlere birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle şu an ayak bastığım bu su %33.7 tuz oranına sahip. Bu da normal denizin 9 katı fazla tuz yapıyor. Vallahi var ya nasıl diyorum ılık böyle şey ne bileyim jelin içinde. Oh you got in your eye. İkinci olarak da bakın yine şu arkamdaki arkadaşı görebilirsiniz. Bu denizde batmak neredeyse imkansız. Hatta yani deniz seni direkt kaldırıyor çünkü aşırı şekilde tuzlu yani. Bakın hatta şöyle yatıyorsunuz ve vallahi billahi batmıyorsunuz. Benim bir göbeğim çıkıyor tabii suyun içinden ama. Oh my eyes! My eyes! Abi yemin ediyorum batmıyorum lan. Oha!
Direkt böyle suyun içinde yatabiliyorsun. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bu arada bu kadar tuzlu olduğu için de doğal olarak buranın böyle tuz kaynağı olarak kullanılan bir deniz. Ayağı olan doğrulmak isterken bile zorlanıyorum var ya. Ve tabii ki de son olarak dünyanın en alçak noktası şu an bulunduğumuz bu nokta. -430 metre. Evet, yanlış duymadınız. Normal deniz seviyesinin şu an 430 metre altındayız. Ve tekrardan şöyle göstereyim abi. Bu denizde batamıyorsun. Vallahi böyle ya, keyfin çıkar. Hiçbir şey olmuyor. Size daha güzel bir görüntü de sunmak isterim tabii baklavalarımla böyle üstüne ama... Ama kesin gelin ya abi, acayip eğlenceli var ya. Ve bak, ilginç olan böyle doğrulmaya çalıştığında doğrulamıyorsun. Çünkü itiyor seni ama belli bir eşi geçtikten sonra da bu sefer tam tersine, alttan tersten itiyor. Oh wow, it's so salty. Did you taste it? Try. Oğlum kesin ağzınıza kaçırmayın. Lafta tuzlu diyordun da gerçekten çok tuzluymuş ya. Dudağım mayhoş oldu var ya. Yazık, arkadaşın da gözüne girdi az önce, acı çekerek çıktı suyun içinden. Gelirseniz dikkat edin yani, kafanızı asla sokmayın. Burası deniz falan değil, yüzmeyin yani, dalmaya da çalışmayın. Gelin şöyle yatın, su sizi kaldırsın, keyfini çıkarın. Dünyanın 430 metre altında. Kaç kere deniz seviyesinin altında böyle yüzeceksin ya? Bak şu an dimdik duruyorum, hiç ayağımı falan oynatmıyorum, yine de batmıyorum yani, görebiliyor musun? Değil mi? Vallahi çok eğlenceli ya. Girmesi bedava, gelmesi bedava, eğlenmesi bedava. Baksanıza resmen suyun içinden tuz kütle. Neleri çıkıyor, inanılmaz ya. Millet denize taş atar, biz tuz atıyoruz ya. O değil var ya, şöyle bir yüzümü sildim elimle, tuzlu o kadar yanıyor. Aa, yine yaptım bak hatayı ya. Bakın hatta şu taraf falan full tuz yığını. Aa, ayağım. Kütte tuz var ya. Aa, sağ gözüm mahvoldu. Aa, açamıyorum. Neyse, daha fazla acı çekmeden sudan çıkıyoruz. Allah'tan şöyle ufaktan içmelik su getirmiştik azıcak. Azıcık üstüne dökeceğim. Of. Şurada arkamda arkadaşlar da şimdi dönüyoruz. Biri ayağının altını kesmiş. Diğeri de yüzünde gözünde tuzu bulaştırmış. Vallahi üç mutlu çocuk çingenem söyleyerek geldik. Gazi bir şekilde dönüyoruz abi buradan. Yine de ama gerçekten hayatında bir kere de olsa şu denize girmenizi tavsiye ederim. Gelebilirseniz kesinlikle gelin. Yok, gelmem etmem diyorsanız da ben size söyleyeyim. Çok fazla tuz ağzınıza kaçırdığınız zaman böyle ekşi veya tuzlu değil, acayip bir şekilde acı bir tat oluyor. O değil de ben unutmuşum bak, resmen şu an çölün ortasındayız ya. Çölün ortasında bir deniz. Bir de son bir ek bilgi, arkamda gördüğünüz bu ölü denizin giriş noktası olsa da çıkış noktası yokmuş. Doğal olarak su buharlaştığında da geriye sadece tuz kalıyor. O değil de var ya, üstümde tuzlu su var ya, acayip bir şekilde güneş bir yakıyor şu an. Yemin ederim 2 gün önce 3 gün önce hoodie ile geziyordum İstanbul'da. Şu anda çölün içerisinde dünyanın en alçak noktasında yanıyorum. Hayat güzel gençler. Böyle kesinlikle terliklerle gelin, ayağım o kadar yanıyor ki. Yemin ederim şu an acı çekiyorum, sadece saf acı yani. Ve gençler, sırada beklenen o duş vakti. Oh my god! Temizleri şöyle battaniyenin üstüne koyuyoruz abi. Allah'tan yanıma şöyle şampuan almıştım, onu koyacağım buraya. Şu tarafta da görebilirsiniz, suyumuz mevcut. Önce şunu alıyoruz, bir güzel dolduruyoruz. O kadar fark ediyor ki normal suyla tuzlu su. Abi yemin ederim var ya, inanılmaz bir şey ya. Şöyle şampuanı bir güzel kafamıza boşaltalım. Şöyle yanakları da. Abi şampuan o kadar güzel hissediyorum ki şu an var ya kafamda. Ah, efsane ya. Şöyle yine suyumuzu dökelim bir güzel. Şu o kadar kıymetli ki burada var ya. Oh, mükemmel ya. Ve gençler, artık dünyanın en alçak noktasında Ölüdeniz'de yüzdük ettik. Bir sonraki mekana doğru arabayı alıp yola çıkıyoruz. Arkadaki müziklerini de anlayabileceğiniz üzere klasiğimizi gerçekleştirelim. 2-1-GO! Çingenem çingenem, kara gözlü çingenem. Çingenem çingenem, kara gözlü çingenem. Efsane ya. Ve yaklaşık 3-4 saatlik yolculuğumuzun son 1 saati kala şöyle ufaktan bir mola verelim dedik. Hani maazallah başımıza bir şey geldi. Adam akıllı şu an telefon bile çekmiyor, öyle düşünün. Ama gerçekten bu yolculuğun en keyifli anlarından bir tanesi de şu manzaranın içinde saatlerce yolculuk yapmak, keyfini çıkarmak.
Ve gençler, artık yavaştan güneşin batmasıyla birlikte geldik sonunda otelimize, hostelimize. Burada mekan acayip güzel ve biz burayı aslında hostel diye tutmuştuk ama sanırım otelmiş ve alt katında 2-3 tane böyle ranzalı oda koymuşlar böyle ucuza kalmak istiyorsanız diye. Kaldığımız yerin adı Nomad Otel dedikleri bir yer. Bu arada güneş batmadan son saniyeler şöyle mavi kırmızı gökyüzünü sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten dağın ortasında, çölün ortasında bir yerleşke burası, Petra. Güneş o kadar hızlı batıyor ki daha 5 dakika önce şuradan girerken aydınlıktı. Çekinimizi yaptık, kararmış her taraf. Buranın gecesi yaklaşık olarak 480 TL. Şöyle ortak alanı görebilirsiniz abi. Çok tatlı bir oturma alanı var. Şöyle güzel mi güzel bir langırtımız var. Yine duvardaki resimler, sanatlar efsane zaten. Ve genel olarak aşırı tertemiz bir yer. Sadece odası bir tık böyle beklediğimde nasıl diyeyim basıktı. Ama yani çölün ortasında 400 lira konaklamaya göre şu bile zaten fazlasıyla yeterken konaklayacak bir yerin olması gayet havalıyor. İçinde kliması da var. Yeterli. Ve gel gelelim akşam yemeğine. Bu arada burada konaklama 480 TL. Akşam yemeği de 400 TL. Ama açık büfe, el yapımı güzel mi güzel yemekler. İçeride biraz fazla insan olduğu için çok fazla bağırarak çekmek istemiyorum ama çölün ortasında açık büfe yenir mi? Çok güzel yenir. Ve böyle güzel mi güzel, en azından ilk tabaklarımızı hazırladık. Burada bol bol sağlıksız, burada bol bol sağlıklı. Sadece ilgimi çeken şey, şöyle vişne gibi bir şey buldum abi. Bu siyah zeytinmiş burada. Şöyle terasına çıkacak olursanız da aşırı tatlı, güzel bir oturma alanı var. Zaten şu dışarıda görebilirsiniz, acayip güzel bir manzara. Şu tarafta da sahte ama böyle güzel bir Petra ile birlikte oturabiliyorsunuz. Akşamları bu arada acayip esiyor yani. Sabahları aşırı sıcak olduğu kadar akşamlar da soğuk yani, çöl iklimi. O yüzden üstünüze şöyle güzel bir kalın bir şey getirmeyi sakın unutmayın. Ve gençler görebilirsiniz güzel mi güzel Ürdün'ün gece manzarası. Ve inanın şu manzara için bile geldiğiniz yol kesinlikle değiyor. Gece sıktıysam hakkınızı helal edin. Ürdün'de güzel bir road trip'ti. Yeni arkadaşlarla yeni yolculuklar. Tabi yolculuğunuz burada bitmiyor. Yarın sabah 5'te kalkıp dünyanın 7 harikasını görmeye gideceğiz. O yüzden hala etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Benim için 10 numara 5 yıldız efsane bir gündü. Umarım bunu azıcık da olsa sizlere yansıtabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Size daha güzel bir görüntü de sunmak isterim. Tabi baklavalarımla böyle üstüne ama memişlerimle, göbeğimle biraz katlanmak zorundasınız.